Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah, essalatu vesselamu aleyke ya Hatemen Nebiyyin. Kıymetli izleyenlerimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin siyer-i nebisini anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin 7. yılında Hayber'in fethinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizi, muallimleri irşat vazifesi için civar kabilelere göndermiş. Onlar da vazifelerini icra ederek dini celil-i İslam'ı oradaki bulunan Hristiyan olan, müşrik olan kabilelere dini celil-i İslam'ı anlatarak onların Müslüman olmasına vesile oluyorlardı. Derken Medine-i Münevvere'ye bölük bölük insanlar geliyor, İslamiyetle şereflendiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek, ziyaret etmek, müminlerle kucaklaşmak için nice insan topluluğu akın akın Medine-i Münevvere'ye geliyorlardı. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem civarda bulunan kabile reislerine, hükümdarlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektuplar gönderiyor. Bu mektuplarla onları dini celili İslam'a girmelerine davet ediyor. Kendisinin peygamber olduğunu aktarıyor ve kendisine iman etmeleri için onları mektuplarla davet ediyordu. Elçilerinden Amr, Habeş hükümdarı Ashame'ye, Hatip, Mısır hükümdarı Mukavvıs'a, Dihye ismindeki sahabi Bizans kralı Herakle, yine Süleyd ismindeki sahabi Yemame Melikine, Şuca ismindeki sahabi Gassan Melikine, Hazreti Abdullah bin Huzafe ise İran Şahı Hüsrev'e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönderilmiş elçilerdi. Bunların içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektupları görüp de hoşnut olan Mısır hükümdarı olduğu gibi aynı zamanda hoşnut olmayan Gassan Melikinin yapmış olduğu yanına gelen bu sahabiyi, Şuca ismindeki sahabiyi hem şehit etti hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu yırtmış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu elçilere iyi muamele eden Habeş kralı iman ile nasiplendi. Yine Bizans kralı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu elçiye iyi muamele etti ve bir takım hediyeler ile geri gönderdi. Aynı zamanda o bölgeden kimse var mı diye yanındakileri araştırttırdı. Ebu Sufyan o zaman henüz Müslüman olmamış ama o bölgede ticaret için var idi. Bizans kralının yanına gittiği zaman şu konuşmayı aktarır. Bir takım sorular sorar Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan Efendimiz o zaman Müslüman olmadığı için onun sorularına doğru cevaplar verir. Der ki, akraba ilişkilerine sıkı bir şekilde gözetir. Yetimi gözeten, fakirin elinden tutan, Allah'ın varlığı ve birliğini insanlara haykıran bir kişidir dediği zaman der ki Herakl, bu kişi bizim kitaplarımızda yer alan, bizim beklediğimiz ahir zaman peygamberidir diye tasdik ettiğini Ebu Sufyan Efendimiz sonraki zaman dilimlerinde aktarmıştır. Yine Mısır Mukavvısına göndermiş olduğu mektupta da o mektupta İslam dinine girmesini, şereflenmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aktarır. Mısır hükümdarı, kralı bunu alır mektubu, mektubu alıp bir takım hediyeler hazırlar ve iki tane de en sevdiği gözde olan cariyelerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmek üzere gerisin geri göndermiş olur. Yine bu mektupları gönderdiklerinden iki tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu elçilere eziyet ederler. Hatta Gassan emiri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu Hazreti Şuca ismindeki sahabiyi şehit eder, mektubunu parçalar.
İran'ın başında bulunan o zamanki Hüsrev Perviz denilen o şah da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu mektubu yırtar ve parçalar. Çok geçmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öldürmek için emir veren, valisini görevlendiren İran Şahı Hüsrev, oğlu tarafından öldürülüp tahta oğlu çıkmıştır. Ve o adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek ile emretmiş, aynı zamanda mektubunu da parçalamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gassan emirinin yapmış olduğu bu ahlaksız, saygısız, elçiyi öldüren ve aynı zamanda Peygamber aleyhisselama hakaret eden bu emire karşı Mute savaşıyla cevap vermiştir. Yine hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye antlaşmasına bir yıl önce ümre yapmak için 1500 kişiyle beraber çıkmışlar. Yalnız ümre yapmadan geriye çevirmişlerdi. Bir antlaşma yapılmıştı. Bir sonraki yıl yine yolcu silahlarıyla beraber Mekke-i Mükerreme'de 3 gün ibadet yapabilecekler. Bu vesileyle bir sonraki yıl, yani hicretin 7. yılı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen yıl ümre yapamayanlar, bu sene ümre için hazırlanın, hep beraber ümreye gidiyoruz diye söylediğinde 2000'e yakın sahabi geçen yıl bulunanların üzerine eklenerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'de ümre için bir araya bulunmuş ve Peygamber aleyhisselamla ümre yapmışlardı. Sahabe efendilerimiz bu ümreye, umretul kaza dediğimiz ümreye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyorlar. Tavaf esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabe-i kiram efendilerimizin o güzel huy karakterlerini, ibadet edişlerini gören, civarda bulunan, uzaktan izleyen Mekkeli müşrikler kalplerinde bir yavaş yavaş imana, müminlere karşı bir ısınma zuhur ediyordu. Derken öyle bir tesir oluşmuştu ki Halid bin Velid gibi, Amr bin As gibi, Osman bin Talha gibi ve nice nice sahabe efendilerimiz, o zaman henüz sahabi olmayan kişiler sahabe efendilerimizi görerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalplerinde nefret olanlar artık yerlerini muhabbete çevirmiş ve Müslüman olmak için Medine-i Münevvere'nin yolunu tutmuşlardı. Halid bin Velid geliyor, Amr bin As geliyor, Osman bin Talha geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Mekke'nin en ileri gelenleri, Mekke'nin silahşörleri, Mekke'nin önde gelen kabile reisleri, bunların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman olduğunu söylüyor ve İslamiyetle şerefleniyordu. Diğer kalanlar kendi içlerinde düşünüyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve etrafında bulunan sahabe efendilerimizin güzel tavır ve davranışlarını, huy karakterlerini ve onlara karşı muamelelerini, kendi aralarındaki birlik ve beraberliklerini ve ibadet edişlerini gören diğer insanlar da artık yavaş yavaş düşünüyorlardı ki biz nasıl olsa da, ne sebep olsa da, ne zaman olsa da bizler de mümin olsak diye tefekkür etmeye başlamışlardı. Dolayısıyla Hudeybiye antlaşması tamamen Müslümanların aleyhine gibi gözükse bile lehinde olan ve aynı zamanda müminlere ciddi fayda sağlayan ve İslamiyet'in zaferi ile, Müslümanların muzaffer olması ile sonuçlanan güzel bir antlaşma olmuş idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında göndermiş olduğu elçinin Gassan emiri tarafından Hazreti Şuca Efendimizin şehit olması ve mektubunun yırtılıp hiçe sayılması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara bir ordu hazırlanması için talimat buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazırlanan 3000 kişilik ordunun başına
azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi ordunun başına komutan olarak tayin etti. Eğer Zeyd bin Harise'ye bir sıkıntı olursa sancağı amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talib'e, eğer onda da bir sıkıntı olursa Abdullah bin Revaha'ya komutanlık vazifelerini vermiş oldu. Zeyd bin Harise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hatice annemiz tarafından köle olarak alınmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Zeyd bin Harise, babası 8 yaşındayken Zeyd'i buluyor. Babası kabile reisi. Geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Diyor ki, ya Muhammed, sen kerim bir insansın. Şu çocuk benim çocuğum. Bunun kölelik ücreti neyse fazlasını vererek ben evladımı almak istiyorum, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ücret talep etmiyorum. Ey Zeyd, istersen, dilersen senin babam mıdır bu? Evet, diyor, ya Resulallah, bu babamdır, bu da amcamdır. Dilersen, diyor, amcana babana gidebilirsin, diyor. O amcasını babasını tercih etmiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarına yapışıyor. Diyor ki, ey Muhammed, ben senin yanında kalmak istiyorum, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i sahipleniyor ve onu kucağına alıp kaldırıyor. Diyor ki, ey Kureyşliler, bilin ki Zeyd benim oğlumdur, diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu evladı gibi büyütüyor, hiç ayırt etmiyor. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki, Bismillahirrahmanirrahim, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbirinizin babası olmadı. Lakin Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ahzab suresindeki bu ayeti kerimelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Zeyd bin Harise evlatlık olarak tercih etmiş olduğu oğlum dediği Zeyd Efendimiz arasındaki hukuktan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen sahabilerden bir tanesi. Muteharibinde başkomutan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik orduyla beraber Medine-i Münevvere'nin dışından Gassani tarafına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yolculamış. Zeyd bin Harise 3000 kişilik bir ordu ile Bizans tarafına doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını alarak yola çıkmıştı. Haberini alan Gassan Meliki imparatorluğuna, Bizans'a mektup yazmış, ondan destek istemişti. Yaklaşık bir 100 bin kişilik bir ordu ile 3 bin kişilik bir orduyu bekliyor oluyordu Gassan Meliki. Savaş çok çetin geçmişti. Savaş meydanında başkomutan olan Zeyd bin Harise şehit düşmüş. Akabinde sancağı Cafer-i Tayyar almış. Akabinde Cafer-i Tayyar da şehit olunca Abdullah bin Revaha sancağı almış ve o da şehit düşmüştü. Bu olayı Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bukhari'de geçen hadis-i şerifi Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de sahabe efendilerimize dönmüş ve şöyle diyordu. Şu an sancak Zeyd bin Harise'nin elinde. Zeyd bin Harise şehit oldu. Sancağı Cafer-i Tayyar aldı. Cafer-i Tayyar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancak sağ elindeydi, sağ eli koptu.
sol elini aldı, sol eli koptu. Ve Cafer şehit oldu. Sancağı devraldı 3. komutan Abdullah bin Revaha. Şiirler söyleyerek, askerlerini coşturarak savaş meydanında fedakarlıklar gösterdi. O da şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Enes bin Malik Efendimiz'in rivayet etmiş olduğu Buhari hadis-i şerifinde bunları anlatırken gözleri yaşarıyor ve sahabe efendilerimiz de gözleri yaşlı bir şekilde olayları dinliyorlardı. Şu an Allah'ın kılıçlarından bir kılıç sancağı aldı. Allah fethi ona müyesser kıldı buyurdular. Ve savaş meydanında harp çok şiddetliydi. Zira karşılarında 100.000 kişilik bir Bizans ordusu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd bin Harise ile göndermiş olduğu 3.000 kişilik bir orduydu. Hatta ilk etapta ordu ile karşılaştığında bazı sahabiler kendi aralarında bir toplantı istişare yapalım dediler. O zaman istişarede bazıları bu ordu çok büyük bir ordu. Biz bu orduyu asla beklemiyorduk. İsterseniz biz bu orduya kendimizi gösterelim ve geri çekilelim deseler bile Zeyd bin Harise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu ve dua etmiş olduğu bir orduyuz. Biz buraya savaşmak için geldik dediler. Ve Zeyd bin Harise onların emirlerini İslam'a davet etti. Emirleri değil İslam'a davet, ilk savaşı başlatan oldu. Ve akabinde İslam ordusu çetin bir savaşın içerisine girmiş oldu. Zeyd bin Harise şehit düştü. Cafer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu vazife neticesinde ilk önce bir kolunu kaybetti. Sonra diğer kolunu kaybetti. Ve göğsüyle sancağa sarılsa bile yine o da şehit düştü. Abdullah bin Revaha o da şehit düştü. Ve en son İslam ordusu komutansız kaldı. Dağılmaya doğru yüz tutmuş bir orduyu, kendi aralarında Halid bin Velid henüz daha yeni Müslüman olmuş. Dediler ki ey Halid, sen savaş sanatını bilen birisisin. Şu ordunun başına artık geçmek sana lazımdır, elzemdir dediler. Ve Halid bin Velid orduya başkomutan oldu. Orduyu geriye çekti. Ertesi gün orduyu tertiplerken, düzenlerken gece boyunca sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, arkadakileri öne, öndekileri arkaya, orduyu da biraz geniş tutarak sanki karşı tarafa şöyle bir izlenim verdi. Her gün çarpışanlar baktılar ki karşımızdaki aynı insanlar değil. Bunlara bir takviye gelmiş. Ordu biraz büyümüş diye düşündüler. Hazreti Halid bin Velid onlara ciddi fedakarlıklar, kahramanlıklar göstererek, ordusunun önünde bulunarak Bizans ordusuna ciddi kayıplar verdirdi. Bizans ordusu kendi tahtına geriye doğru çekilmeye başladı. Bu çekilmeyi fırsat bilen Halid bin Velid, etrafında bulunan askerlerini de sahabe efendilerimiz de toplayarak, yaralıları da yanına alarak Medine-i Münevvere'ye doğru geriye doğru dönmeye başladı. Ve sahabe efendilerimizin içerilerinden bazıları düşündüler. Acaba biz savaştan kaçıyor muyuz diye. Ama yalnız Medine-i Münevvere'ye gelene kadar civar kabileleri de Müslüman olmayanları Müslümanlığa davet ettiler. Bazı ganimetler elde ettiler. Derken Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı, sarıldı ve Halid bin Velid'e Seyfullah, Allah'ın kılıcı unvanı verildi. Öyle ki seneler geçmiş, Emirul Mü'minin Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında savaş meydanlarında harpten harbe koşmuş. Allah yolunda nice cenklerde bulunmuş. Girmiş olduğu her savaşta Allah ona zaferi nasip eylemiş. Derken yatağında vefat edecek, vefat edeceği sırada ağlıyor. Etrafında bulunan bazı sahabiler, inananlar diyorlar ki, ya Halid, niçin ağlıyorsun? Sen ki
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana vermiş olduğu Seyfullah unvanı var. Allah'ın kılıcısın sen. Sen er meydanında nice savaşlara gittin, gazi oldun, yaralandın, savaş meydanlarında savaşı kazandın. Nice müşriklere, nice Hristiyanlara, nice Yahudilere kök söktürdün. Nice imparatorlukları yok ettin. İslamiyetle o bölgeleri müşerref kıldırmaya vesile kılındın. Sen sevinmen lazım dediklerinde diyor ki ben istiyordum ki savaş meydanında ruhumu teslim edeyim, şehit olayım. Böyle yatağımda benim ölmeme üzülüyorum diyor kendisi Halid bin Velid. Etrafında bulunanlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok müjdelerinden bahsediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onunla alakalı söylemleri ve şehadetle alakalı söylemlerin nice güzel sözlerini söylüyorlar. Ama Hazreti Halid Efendimiz arzu ettiği tek bir nokta er meydanında, savaş meydanında ruhunu şehadetiyle, kanı ile teslim etmekmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mümin gönlünden şehadeti hulusi kalp ile geçirir. Yatağında ölse bile şehittir. İşte bu şehadeti yatağında öldüğü zaman yine er meydanında arzu eden bir sahabiydi. Ve bizlere çok güzel örnek idi. Hazreti Halid bin Velid şehit olduğu zaman savaşacak bir atı vardı. Savaşacak bir kılıcı, bir kalkanı, bir de abdest alacak ibriği vardı. Geride bıraktığı tereke buydu. Yani ne arazileri, ne yerleri, ne yurtları, hepsini Allah yolunda gazveye, savaşa bağış yapmış şanlı bir sahabeydi. Hikmet-i ilahi, belki de Halid bin Velid radıyallahu anh'ın yatağında şehit olması, yatağında vefatı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu isim olarak Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Yani Allah'ın kılıcı kırılmaz. Ancak elden ele teslim edilir. Ünvanının belki bir neticesiydi. Mevlam tüm şehitlerimize, tüm sahabi efendilerimize ve aynı zamanda namusu için, iffeti için, vatanı için, dini celili İslam'ın yayılması için şüheda olan cümle ümmeti Muhammed'e Rabbim rahmetiyle ve onların şehadetlerini makbul eylesin. Bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.